Türkiye'deki pazar payı bayağı bir küçüldü. Bunun sebeplerinden bir tanesi özellikle başta Çin olmak üzere Bangladeş, Pakistan, Endonezya ve bu tarz ülkelere firmaların kaymasıdır. Tabii iş gücünün daha ucuz olduğu bir yerde Türkiye'ye göre biraz daha pahalı, Türkiye biraz daha pahalı olduğu için bütün iş gücü ve bütün firmalar diğer ülkelere kaydı. Tabii bununla beraber tekstil problemleri ortaya çıktı. Özellikle de 200 bine yani şu son zamanda 200-250 bine yakın bir rakam işçilerin işten ayrıldığı, işten çıkarıldığı, firmaların kapandığı böyle bir süreç yaşıyoruz. Bu alanın daralmasıyla beraber tekstil firmasındaki işçilerle ilgili büyük problemler başladı. Küçülme adı altında işçileri işten çıkarma başladı. Tabii işçiler işten çıkarılırken hakları hepsi verildi diye bir kayda yok. İşçilere işte işe eve gidin, bir 3 gün sonra veya 4 gün sonra 3 gün mazeretsizliğinden dolayı işten atıyorlar. Hiçbir hak talep edemezler o zaman. Biz bunu 25'in ikinci fıkrası diyoruz iş kanununda. Bu kodda çıkardıkları zaman hiçbir hak talep edemiyor kişi. Tabii işverenin özellikle işçilerde şu talebi oluşuyor. Biz beraber çalıştık. İşte tazminatınız 100 bin ise bunu yarı yarıya düşürelim veya taksite bölelim. Bu tarz teklifler geliyor. Tabii işçiler bize başvuruda bulunduğu anda bunun hukuki sürecini başlatıp işçinin bütün haklarını biz karşılıyoruz ve alıyoruz yani onu firmadan alıyoruz. İşçilerin bu tür olaylara karşı yapacağı en büyük hamle sendikalaşmak, örgütlenmek. Biz bunları yapmadığımız sürece, sendikada olmadığımız sürece, örgütlenmediğimiz sürece, toplu iş sözleşmeleri yapmadığımız sürece bu özellikle daha iyi çalışma alanları oluşmaz. İşçiler için daha iyi çalışma alanları oluşmaz. İşçilerin iş kaybı, işçilerin alacakları zamanda almaması, dediğimiz gibi düşük ücret, sigortasız çalıştırma, bu tarz şeylerin önüne geçebilmemiz için en iyi yöntem, en iyi yol sendikalı olmak, örgütlenmek ve bununla beraber sendikayla beraber çalışmak. Diz Tekstil İşçileri Sendikası olarak 1 Mayıs'ta bütün işçileri, bütün emekçileri, bütün tekstil çalışanlarını 8 Mart Kadınlar Parkı'na davet ediyoruz. Eğitimciler bir kere her şeyden önce mutsuz. Eğitimciler de bu ülkede yaşayan 85 milyon insan gibi aile bakan, dolayısıyla çocuk okutan bir kesim. Eğitim emekçisinin bugün ortalama 30 ile 40 bin lira arasında bir maaşı var. Bu parayla ev kirası ödeyeceğim, çocuk okutacağım. Kitap alıp okumam gerekiyor. Mesela ben 94'te göreve başladığımda şöyle bir hayalimiz vardı. İleride bir evimiz, bir arabamız olur. Şu anda yeni göreve başlayan bir eğitim emekçisinin böyle bir hayali yoktur. Değil ileride bir ev, bir araba almak. Ben ay başını nasıl getirebilirim sıkıntısıyla okula gitmektedir. Bugün eğitim emekçilerinin geçinememe sorunu vardır, barınamama sorunu vardır, kendilerini geliştirememe gibi bir sorunu vardır. Eğitimin içeriklerinden ve müfredattan bağımsız bu sorunları çözülmeyen bir öğretmenin başarı getirebilme olasılığı yok. Bu ülkede yaklaşık 750 bine yakın atanamayan öğretmen var. Bu atanamayan öğretmenler aslında devletin veya iktidarın politik tercihidir. Çünkü eski bakanlardan biri şunu demişti. Biz kadrolu öğretmenleri istediğimiz yere kaydıramıyoruz. Ama bir öğretmenin maaşına 4 öğretmen sözleşmeli ya da 4 öğretmeni siz özel okullarda verilen ücretle çalıştırabiliyorsunuz. Bu çerçevede ücretli ve güvencesiz çalıştırmak bir politik tercihtir. AKP iktidarının yarattığı bir ciddi bir travma var ve bu travmada sağlık, özellikle de sağlık sonra sosyal hizmet alanı ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Özellikle mesela şöyle bir şey var, yani hepinizin de bildiği üzere sağlık alanında şiddet, mobbing. Ondan sonra AKP'nin yarattığı işte halka dayattığı ya da personeli, çalışanını halkın bir kölesiymiş gibi çalıştırılma sistemi her alanda kendini gösteriyor. Bu sağlık alanında çok fazla olmasıyla beraber sosyal hizmet alanında da ve diğer bütün alanlarda da kendini gösteriyor. Yani birincisi her gün sağlık ve sosyal hizmet emekçileri şiddette ölmeye, öldürülmeye, yaralanmaya maruz kalıyor. Ve ne yazık ki buna yönelik devlet sistematiği ya da iktidarın kendisi hiçbir önlem almıyor.
tam tersine söylem ve politikalarıyla aslında bunu özendiriyor. Sendikal mücadele çok önemlidir. Yani bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. Yani bu ilk sendikallaşma ortaya çıktığı günden beri. Sadece yani memur alanda da, işçi alanda da kendini çok iyi göstermiştir. Mesela sendikallaşmak aslında iktidara ya da seni çalıştıran sisteme karşı bir muhalefet, bir korunak ya da bir güç birliği demektir. İnsanları, mesela çalışanların hepsinin bunun bilincinde olması gerekiyor. Bu sadece sana iş verene karşı bir güç ya da bir güç elde etmenin yanı sıra biraz da topluma iyi hizmet götürmenin alanı da olarak görmek gerekiyor. Tüm aslında Kürtler için Nevruz neyse, nasıl bir ateşin bir isyan ateşin başlangıcıysa, bir yeni bir başlangıçsa 1 Mayıs'ta emekçiler için de aynı şekilde o önemlidir. Tertip komitesi olarak Gaziantep'te de gerekli hazırlıkları yaptık. 1 Mayıs'ta elbette ki sendikal hakların önündeki engelleri, çalışanların, işçilerin sorunlarını, sıkıntılarını elbette ki alanda haykırıp aynı zamanda coşku içinde 1 Mayıs bayramımızı kutlayacağız. Bu yıl tabii ki istasyon meydanında 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Yeşilsu'da toplanacağız. Kortej halinde istasyon meydanına yürüyüş yapacağız. Sendikal haklarımızla bu ülkedeki demokratik taleplerimizi haykıracağız. Özellikle Antep işçi kenti, organize sanayide 200 binden fazla işçi çalışıyor ve oradaki fabrikatörler ihracat rekorları kırarken işçilerin geçimleri, çalışma koşulları gittikçe geriliyor. Her geçen gün işten atılmalar, grevler ve patronların bir yandan da güçlerine güç kattığı bir süreçteyiz. Yine Antep bir işçi kenti, emekçi kenti. Göçün çok fazla olduğu bir şehir. Bu noktada emekçiler olarak da özellikle hayat pahalılığı, kira noktasında emekçiler çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu anlamıyla 1 Mayıs'ta tüm emekçileri, işçileri 1 Mayıs alanına, 1 Mayıs'ta istasyon meydanında saat 12'de başlayacak mitinge davet ediyoruz. Emekten yana, halktan yana, demokrasiden yana, eşitlikten yana tüm kesimler biz o gün orada olacağız. Çünkü biz biliyoruz ki bu ülkede ne yazık ki emekçiler, işçiler, halk bütçeden gerekli payı alamıyorlar. Yoksulluk, yoksunluk, sefalet dayatılıyor, işsizlik dayatılıyor. Kadınlar konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor, doğa katliamları yaşanıyor. Biz emekçiler olarak bu ülkede söz sahibi olmak istiyoruz.